Ah minnoş başak kadınları, ne merhametlidir, ne aile düşkünüdür. Çok zariftirler. Genelde ben başak burcu kadınlarını Aydan Şener'e benzetirim. İnce bir burun hattı, zarif, buğday ve esmer arasındaki ten, böyle bir farklı bir havası olur başak kadınlarının. Bir enteresan, 60 yaşında da olsanız 40 yaşında gösterecek kadar güzel bir vücut yapıları vardır. Ve asla kilo almazlar kolay kolay. O yüzden başaklar yemeğe, mesela yoğurt ve süt ürünleri çok tüketirler. Onlar için en önemli şey besindir. Ama pilates, yoga, meditasyon onların en büyük çağ anlayışıdır. O yüzden onlar dinginlikleriyle, vücut hatlarıyla her zaman böyle estetik bir duruş ister başak kadınlarında. Ve şöyle bir şey sabittir, takıntılıdır, ruh hastası gibi detaycıdır. Başak kadınıyla yaşamak gerçekten çok zordur. O yüzden başak kadını alan erkeklerimize başak titizliğin önünde kurallarına biri önüne geçtiği vakit onu yok etmek ister. O yüzden başağın her zaman kuralına uymak zorundasınız. Ama o ailesine fedakarlık eder. Genelde başak kadınları çok geç evlenir ya da çok erken evlenir ve hayatlarını aileye feda ederler. Kariyer hayatlarında daha çok memur olma merakı vardır. İşte devlet memuru yapayım, maliyeci olayım, bankacı olayım, belediyeye çalışayım. Yani onlar hayatı garanti istedikleri için garanti bir maaşım olsun da 3.000 lira, 5.000 lira neyse bileyim ve ona göre ayağımın yorganı. Genelde çok miras hakları vardır Başak Burçlarının ve çok mirasa sahip olur Başak Burcu kadınları ve erkekleri için de aynıdır. Çünkü aileden gelen gizli zenginlik bilinmez. Başak'ın ailesi fakir gibi gözükür ama toprak ve arazi sürprizleri çıkacağı için Başak kadınları 40-45'ten sonra gerçekten ciddi zenginliğe ulaşırlar. Ve genelde de deniz gören yerler nasiptir onlara ve güzel noktalardan da iyi mal. Yani bugün bir başak kadını tanıyorsanız 45'inde o zenginliğe artık sahiptir ve o gücün saltanatını ve seyahat ve bu ülkeyi hep terk etmek isterler ama başka da ülkede de yapamadıkları için bu ülkeye tıkanmış kalmışlardır. Sanatçı mı? Evet, yemek sanatı vardır onlarda. Ve onlarda pirinç pilavı takıntısı vardır. Yani şu başak kadınlarında yani yemeğe pirinç pilavsız oturmazlar. Yani bu kadar güzelliğe ve estetiğe önem veren başak kadınları böyle beyaz pirinç pilavı hastalığını hala çözemiş değilim. Bir de onlarda şu var başaklarda. Çok iyi misafirperverdir, bonkördür, hoşgörülüdür ama inadı inat. Kıçım iki kanattır. O yüzden Allah yardımcı olsun o başak kadınlarına. Ve inanın o çocuğu saçları her gün örülür. Her gün bakım şeklinde yapılır. O yüzden kız çocukları başak anneleri için çok zordur. Ya yazık vallahi başak anneleri o çocuklara eziyet ediyor. Ama şöyle söyleyeceğim, ondan iyi bir öğretmen, iyi bir akademisyen, iyi bir kariyer sahibi, iyi bir bankacı, iyi bir devlet memuru olur. Ve siyasi görüşleri çok fazla oldukları için ve çok okuyan karakterler oldukları için mesela yatmadan önce mutlaka kitaplarını okurlar. Çocuklarına da bu alışkanlığı yaparlar. Titizlerdir, kurallılardır ama en önemli şey de bir başkasının ne yastığını, ne yorganını, ne çarşafını, ne kıyafetini asla kullanmaz. Onlar hazır kom gibidir. Çantaları vardır. Atlet, don, eşortman kimde kalacaksa o takımdır. Alır götürürler yastık kılıfına kadar. Çünkü bunlar böyle koku demeyelim de kendi kokularını aradıkları için başkalarının kokularını beden olarak kabul etmeyen noktadırlar. Onlar için geri kafalı diyebilirsiniz ama geri kafalı değil. Örf ve adetlere acayip saygı duyan karakterlerdir. Başak kadını geçmişteki anneannelerimize, babaannelerimize benzeyen bir yöndür. O yüzden Başak kadını anlamak için geçmişi iyicene araştırmak lazım. Yani neyi? Tarihimizin geçmişi, kadının geçmişini değil. O yüzden Başak'la anlaşmak istiyorsanız geçmiş tarihi kadınlarımızı inceleyin. O kadar. Mesela dantelli, Başak Burcu dantelli şeylere çok meraklıdır. Kıyafetlerini dantelli tercih ederler. Masa örtüleri dantellidir. Ya mesela İran halısı takıntısı vardır. Yer de onun için çok özeldir. Bunlar da daha çok halılara merak, antika merakları vardır Başak kadınların. Çünkü onlar tarihten geldikleri için tarihe ait organik diyecektim. Otantik her şeyi almak isterler. O yüzden böyle özellikleri vardır ve bunlarda da böyle tarihi biriktirdikleri için gizli zenginlikler de oluşuyor belli aralıklarda. Hamur açmayı çok severler.
Erişte yapmayı çok severler. Yani başak kadınıyla yaşamak lazım, anlatmak lazım değil. Bir o kadar da aileye saygınlığı, kendine saygınlığı vardır. Mesela pembe takıntısı vardır başak kadınında. O pantolon pembe her gün giyebilir. Yani kendi düz toz renkleri sever. Yani ne mavisi diyebiliriz buna? Toz Bebek mavi, mavisi. bebek mavisi, pembe, yeşil ama böyle çok cırtlak değil de masumane renkleri tercih ederler. Çok koyu makyaj yapmayı sevmez başak burçları. Gözlerini belirginler, dudağı hafif pembe ruj sürerler. Tırnak yapıları çok güzeldir başak burçlarının. Özellikle ellerindeki tırnak hatları çok güzeldir. Ve insanların dişlerine ve gözlerine bakar. Eğer sigara kullanıyorsanız başak burcuyla yapamazsınız. Başak kadınların çoğu sigara kullanmaz. Alkol bağımlılığı yoktur. Kumar takıntısı yoktur. Çünkü çok memur mantıklarındadır. Ve onlar için en önemli mevsim de ilkbahardır. O ilkbahardaki o yaprakların açılımıyla tekrar doğduklarına inanır başak kadınları. O yüzden ilkbaharı çok severler. Kış ayında da çok böyle evden çıkmak istemeyen gibi dursalar da sinema, tiyatro bu tarz aktiviteleri çok fazla oldukları için gün yapmayı severler. Yani altın günleri yaparlar. Çünkü renkli insanlardır.